24 Temmuz'un derneğin seyit doğum tarihi. Onu zekletmektim. Doktor Adem yanınıza sağ olsun. Artık gibi 11 Ağustos tarafından dernek kurulmuştu. Şimdi bu tabii meslek erbabının şeyidir. Her organizasyonun temel amacı meslek erbabını korumaktır. Biraz tüm dernekler gibi bir dernekte temelde bir sendikal harekettir aslında. Ama tehlikeli kelime, onu da kullanmayı. Hekimlerin hakkı, hukukunu ve etik temellerde eğitimlerini devlet hukukunu düzen içinde götürmekten şeyidir bizim amacımız, kuruluş amacımız. Bugünkü yönetim kurulu zaten saygı yaptık kardeşim. Çalışmalarımıza geçelim. Misyon için bahsedeceğim tek kelime multidisiplinerdi. Gerçekten temel şeyi burada biraz küçük değişiklik yaptık. 10 sene öncesine göre küçük değişikliğimiz oldu aslında misyonda. Burada tek aklımda kalıcı kelime multidisiplinerdi. Çünkü her disiplinden doktor arkadaşımızı bu çatı altına çekerek bir şekilde bölgelik hastalığı çevresindeki bütün o sinerjiyi eğitime göre kullanmak istiyoruz. İkinci şey de vizyonda dernek tabii ki bilimsel temelde eğitim kurumuna dönüşmek gibi bir şeyimiz var, amacımız var. Kuruluştan sonra tabii bir şey vardı, bir saygımız ve kayıtlı bir arkadaşlarımız vardı ama son yönetimle beraber herhalde biraz yükselttik. Kısa sürede bir 200 civarında bir yeni kayıtlı arkadaşımız oldu ve övünçle söylüyorum ki gerçekten hem dahiliyeden hem kalp damar cerrahisinden özellikle yoğun şekilde diğer branşlardan arkadaşlarımız var. Çok az arkadaşımız olan ve hiç olmayan branşlar romatoloji gibi, hematoloji gibi benim konuşup dışarıda olduğu aramıza çekmeye çalıştığım arkadaşlar gerçekten ihtiyacımız olan internetciler keza. Çünkü bunların hepsi gerçekten böyle bir kitlesi branş çevresinde aslında bize her zaman aynı kooperasyonda yardımcı olan ve çok faydalı olan gözcü arkadaşımız. Hatta gözcü arkadaşlarımızın da aramızda olması gerekiyor. Bize anlatacakları meseleler var çünkü eğitim şeyinde, eğitim satında. Bir web sayfamız var, diyet.org diye bir şey oluyor. Bir gazetemiz var, Deniz Haber diye. Bence yaptığımız en son 10 yılda yaptığımız en iyi iş aslında bir gazetede bu kadar şey yapıyoruz gerçekten. Önemli bizim için. Öbeki bir hasta okulu, Böbrek Okulu Tom diye bir şeyimiz var. Aktif sitemiz var hala hazırda. Aktif, yani interaktif soru cevap kremleri işliyoruz. YouTube kanalımızda 100 takipçi üzerine çıktık. Bu da övünçli bir şey. Yani kendi isim hakkımızı kullanabileceğiz. Yani biraz sosyal medyaya yönlendiriyoruz. Çağdaş Doğu bu maalesef. Broşürümüzü yeniledik. Yeni broşürümüz bu. Eksiklerimiz var ama. Aptalar iyiydi. Çalışma bulutlarını önemsiyoruz gerçekten çünkü bu sorunların hep şey yapıldığını, süpürüldüğünü düşünüyorum ben. Bir takım örtülerin, halıların arkadan, tam tersine bu sorunları masanın üzerine çekip konuşmaktan yana bir jenerasyonuz en azından kendi çevremizde daha da diyelim. Kamu gelişimleri sorunları, özellikle çalışan gelişimleri sorunları yaklaşık 4 yıldır damar yolu çalışma grubumuz var. Artık çalışıyor, birlik damar yolu sorunlarına dönük. Oradan da bir çalışma kurduğumuz toplantı sırasında arkadaşlarımız görüşürüz. Arkadaşım Tanyan vardır. Yasak kardeşim Asuman Tanyan vardır aramızda. Nefroloji çalışma grubu genel olarak bu çevredeki şu sorunlara şey yapmaya çalışıyoruz. Sıklanmaya çalışıyoruz ve sektör ve sorunlar. İşte diğer ücretliden diğer sorunlar, yani servis ücreti ödememesine kadar pek çok sorunun mümkün olacak. Aslında bir yerde söyleyecek sözümüz var diye düşünüyoruz. Aktif çalışan bir WhatsApp grubumuz var. Üye olmayan grupları içeren bir ekibimiz var. Eskiden ilişkimiz olup kopan ekibleri kapsayan bir grubumuz var keza. Damar yolu çalışma grubu, böbrek nakli çalışma grubu ve bölge taşıyıcılıkla ilgili çalışma grubu şeyde WhatsApp platformunda gruplarımız var. Çalışıyoruz, iletişimimiz. Facebook sayfaları, birlik ve dayanlarının böbrek yetmediği çalışma grubu, damar yolu çalışma grubu aynı sayfaları mevcut. Bir haber ve böyle bir hasta okulunda arayıcıları var Facebook'ta. Son yönetimle beraber bölge temsilcilikleri gerçekleştirdik biliyorsunuz. 16 bölgeye ayırdık ülkeyi. Bu yasayı görüyor. Ayırmak gibi tehlikeli oldu benim.
Fakat bilmeniz gerekiyor. Şu 15 bölgede ikişer bölge temsilcimiz var. İstanbul Trakya bölgesinde bir bölge temsilcimiz var bizimle beraber şu anda. Biraz dokunmaya çalışıyoruz perifere kadar hekimlere. Sarı sayfalarda işçi işveren ya da çalışan hekim işveren ilişkisini kurmaya çalışıyoruz sarı sayfalar altında yine. Yeni yönetim ve diğerler diyenler, Türk Ekoloji'nin Diyanet Transplantasyon Hemşireli Derneklerler görüş alışverişi toplantısı yaptık. Nefoloji Derneği'yle hala bir yere gelemedik maalesef. Ben kovalıyorum, olan kaçıyor. Kenan Hoca'yla Türk Şeytan'ın randevu şanatlar yazdığında. Kayseri'de bir istişare toplantısı yaptık. Bölgede gratifen çok keyifliydi. Bölgedeki bütün diyet hekimlerinden bir tanesi var. İç arkası oldaydı. Çok önemli bizim için gerçekten. Yani 11 hekimden onu oradaydı ve muazzam bir şey oldu. Onu da iyi oldu. Başka arkadaşlar kadar da dönüp geldik. Mesut Hocam sağ olsun. Türk Kart Damacera Değerli ile beraber süt konusundaki çalışmaya katıldı. Ayağına sağlık diyelim, eline sağlık. Orada damar yolu sorunlarıyla ilgili, daha doğrusu çalışan hekimlerin sorunlarıyla ilgili, ödeme şartlarıyla ilgili tartışmayı geliştirdi. Şöyle iddiam zaten yani, suya basmayacağım kendilerine pek sitesinden ama deniz hekimlerin mevcut halde 30 cihaza bir hekim şeklinde devam etmesine yani beni yönetmekte. Bununla ilgili bir şey var, işte bir gazetede yazılan bir yazı var. Orada da göreceğiniz üzere altta şey var aslında, 20 cihazla başlamıştık. Sonra bir yönetim değişikliğinde 25'e çıkarttılar. Son 2010 değişikliğinde de 30 cihazla çıkarttılar ve yeni amaç 40 cihaz gibi. Aramızda bir yetiş veren arkadaşlar da vardır. Dolayısıyla dernek olarak bunun karşısına duruyoruz. Bu sadece hekim hukukunu değil, hasta hakkını da korumak açısından diye düşünüyorum. Geçtiğimiz Mart ayında hem gelişim koşulu yaptık, Kolej Üniversitesi'yle beraber. Arkasından Mayıs'a geldi, Bilim Üniversitesi'yle beraber bir tek gelişim koşulu yaptık. Trakya'daki arkadaşlarımızla Trakya Böbrek Hepatitisi koşulu yaptık. Nisan başında, 8 Nisan başında. Yeni projelerimiz var, Mars'a üst kurmaya çalışıyoruz. Değil tabii, Mars'a üstü bulacağız inşallah ama temelimiz şu tabii. Böbrek hepimizin iyi, böbrek hastalığı ile ilgili bir kitap projemiz var. Bu konuda nefrolog, hematolog, cerrah arkadaşlar, herkesi göreve çağırıyoruz. Bu şeyi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Proje uzun süre aslında kalacak. Görev dağılımı yapacağız. Benim dağılımı, edisyon, editörlük, sorumluluktan dağılımı yapacağız. Ve umarız ki bir özgün, yerli ve bilgi bir yeniden bir böbrek hastalığı kitabı yazmış olalım. Hemodiyaliz konusunda kitap projemiz var, hemodiyalizli kitabı projemiz var, organ nakliyle keza birer kitap projemiz var. Bunların hepsi ne diyelim, aslında projeler şu anda önümüzde. Bir kısmı bunların iş bölümü yaptık ama geri kalan içinde üzerinde çalışıyoruz. Davet de bu aynı zamanda bu projelere geri katılım mağarasında bir davet aslında. Zaman yolu kitabımız basılmıştı Mesut Hocam'ın edisyon editöründe sağ olsun. Onu da yeni baskısını mümkünse de yabancı dilde çeviri baskısını yapmayı önümüze koyduk kişi olarak. Damanyolu sorunuyla ilgili bir çalıştay projemiz var. Mortaliteyi nasıl azaltabiliriz konusunda bir çalıştay projemiz var. Kadavra yazı nasıl arttırırız Robert Kütüphane'de bir çalıştay projemiz var, projemiz var. Tüm yönleri geliyor, hem bizi tartışamıyoruz çok şey geliyor çünkü sistemi biliyor onu. Ve periton gözden düşen periton konusunda mutlaka sempozyumdan bu konuları tekrar gündeme çekmek istiyoruz. Derneği bir eğitim kurma hedefimiz var dedik. İşte bunlardan bir tanesi aslında bu konuyu görev veren cerrahların yetişmesi için dernek görev almaya hazırlık gerçekten. Bunda istekli ve eğitimler ve gönüllü arkadaşlarımız da var aramızda. Hem radyodiagnostik konusunda hem de cerrahinin bilmişleri konusunda arkadaşlar hem diğer profesyonellerle yani hemşirelere, diyaliz hekimlerle hem de gönüllü cerrah arkadaşlar burada eğitim yapmak için önümüze iş olarak koyduk yani. Ofisimizi taşımak problemimiz var. Daha doğrusu bir fikrimiz var ama ne kadar zaman içinde gerçekleştirdiğimizi bilmiyorum. Küçük bir ofisimiz, Havrulu Meydan'dan merkezi bir yer.
toplanma için çok uygun bir şey değil. Alan da küçük, L şeklinde. Daha iyi yere taşımak gibi bir şeyimiz var. Yerimiz var diyelim. Güncel sorular neyim? Evet, hekimsiz bir yeriz ortamı var. Dün ağlayan bir hemşire gördüm. Batıköy Sahip Konuk Hastanesi'nde niye ağladığını sordum. Tanımadım bir arkadaş. Uzun zamandır o hastaneyim ama o da uzun zamandır hastaneymiş. Tanımadım bir arkadaş gerçekten. Niye ağladım? Merak ettim. Dedi ki, hekimsiz bir yeriz yapıyordum. Baş edemedim. Sonra hasta yakınıyla çalışmaya başlamış. Ortam idare edememiş. Sorunu bir denememiş. Dedim ki, kabahat senin değil, kabahat. Hastaneyi idare edildiklerinde ve bakanlığın sistemi sorunu, seni sorunu değil, senin alanlarını çok. Durum bu arkadaşlar, yani Elsin Canlı Tercanlı'dan Bakırköy'e kadar hekimsiz değiliz. Kamuda bir yığın şeyinde gidiyor, problemiyle beraber gidiyor. Özellikle tabii biraz hekim sayısı aşağı çekilmiştir ama kamuda hiç hekim yok. Ciddi bir sorun ve bu artarak gidecek gibi görünüyor. Tabii yeni jenerasyon da gelmiyor dediğinde, bunu da kabul etmek lazım. Yani yeni hekim gelmezse orada nasıl hekim arttırabilirsiniz? Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Sorunlar daha da büyüyecek. İkinci benim çok ciddi aldığım sorunun reçetenin rehin olması. Yani hekimlerin reçetelerin özgür olmadığını düşünüyorum. Bu konuda hem ilaç firmalarına, hem merkez yöneticileri, hem eczacıların bir takım bağımsız eczacıları, hem sosyal güvenlik kurumu bu konularda biraz daha istenen göstermediği için bence bu konudaki şeyi yeni almak gerekiyor. Hekimlerin reçetelerinin özgür olmadığını düşünüyorum. Hem kurum tarafından sıkıştırıldığınızda hem diğer yerlerden de reçetelerinin rehin almadığını düşünüyorum. Hastalarımız sahipsiz gerçekten. Yani biz hastası bir kliniğe angaje edildikten sonra çok zor olan bir kamudan destek sağlamak. Genellikle şöyle oluyor, benim gördüğüm tecrübesi. Bir yönlendirme şeyi varsa network tarafından dönüp o networktan şimdi yardım alırsa alıyor onun dışında. Kamuda gene hizmet alması gerçekten zor. O önceliklidir. Randevusunuz hizmet alabilir. Şeyi pek uygulanmıyor anlayışı ya da kamunun bir şey bakanlığın tepkini var. Duvarlarda yazar. Öncelikli mi? Hasta bulunuyor. Bu acil statüsünde gibi ama uygulanmıyor. Dolayısıyla hasta gelince bütün sorunları ve hizmetlerin yüzde kaldığını ve her sorunuyla ulaşmak zorunda kaldıklarını onu tekrar yatış ve enternasyon gerektiği zaman hastane yatışlarında problemi açmakta çok zorlandıklarını biliyorum ben. Bu yeni yönetmelik yerlerinden bıktım sandım gerçekten. Yani bu her şeyde, her 2-3 yılda bir bu konuda ne çıkacak diye böyle bir şey giriyor. Stresi giriyor. Ne olacak, ne gidecek, yapı nasıl değişecek? İşte bir psikiyatrist ayrıldı, bir yetişen sistemden ayrıldı, psikolog ayrıldı, sosyal hizmet tutmanı ayrıldı, hemşire sayısı, birin başı hasta başına düşen hemşire sayısı yükseltildi, hekim, birin başına düşen sayı sürekli yükseldi. Bir aleyhde uygulama sürekli devam ediyor. Aslında hizmet kalitesini düşüren de çabalar bunlar ama her yönetmelik aslında oradaki hizmet kalitesini düşürüyor. Bunu işte yöneticilere anlatmak gerekiyor bir yandan da. Bu gerilim devam ediyor. Şimdi yeni yönetmelik bekliyoruz ama bu konudaki şey, ısrarımız belli. Aleyhde çıkacak ya da şu anki uygulamayı biraz zayıflatacak, mortaliteyi arttıracak bir yönde her türlü değişikliği tüm aktör ekibine karar versin. Uygunsuz çalışma koşulları ekibinden için, resimde görünen de bir deniz ekibi aslında ama uzun çalışma saatleri, izin kullanamama, yılda izin hakları kullanamama, hastalık izinleri kullanamama sorunları devam ediyor hekimlerin. Maalesef dar kadrolarla çalışıldığı için hepimizde. İç kanunun uygulanmadığı, sosyal güvenlik yönetmelikleri uygulanmadığı hepimiz aşikar şekilde biliyoruz. Bu konuda denetçilik konular zaten vazifeler olanlar var. Bu işleri de azaltmanın bir tarafı herhalde sektöre yeni kan, yeni hekimler ilave edilir. Bir eklemek istediğim konuda kongreler ne yapabiliyor? Yani benim kongreler ne yapıyor diye ben yıllardır tecrübe ettim. 23 yıldır. Bunu ben hep tribünde oturdum ve oradaki çoğunluğu sağladım. Bunu söyleyeyim şeyde rahatlıkla. Soru sorarım, şey bunu tekrar bir rahatsızlık bulurum, soru sorarım şeylerde, kongrelerde, toplantılarda ama bizdekilerle bu toplantılarda sadece tribünü doldurmasından ben bıktım ısrarlamak gerçekten. Bu konuda hep üzerine bir yere gelir. Ya bu anlayışı değiştirdiğini düşünüyoruz ya da kendim küçük küçük şeylerle adımlarla kongrelerimizi geliştirelim diye düşünüyoruz. Burada tabii şey de var, bir tarafı da hekimlerin de bu konuda söyleyecek söz geliştirmeleri, yani bir anlayış geliştirmeleri ve o kürsünde konuşma şeylerinde bir konuları kendilerini yaratmaları ve tecrübelerinin içinde de bu masanın bu tarafını yansıtmaları gerekiyor diye bir dünya.
Umarız ki hem damar yolu konusunda hem de MCS konusunda kendi kongrelerimizi, kendi şeyimizi yapacağız. Eğer öfkeleriyle yol alamazsak. Son şekilde, son yerlerde de memur grubuna bu toplantı için teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Teşekkür ederim.